İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Dop dolu bir gündemle tekrar karşınızdayız. Geceden gündüze kuralları değişen gergin bir sezonu geride bıraktık. Genel bir yorum olarak programa başlayalım. Erman Hocam sizden başlıyorum. Şimdi ben Ezo konuşuyorum. Ezo hocam arkadaş. Tamam hocam. Ben şöyle söze girmek istiyorum. Bu sezon beyler bakın bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok seviyesiz, yersiz bir tiyatro oyunuyla baş başa bırakıldık. Kim tarafından? Hocam. Mahmut Özgener. Ahmet. Lafınızı saygılı ol Ahmet. Ben senden büyüğüm Ahmet. Saygılı ol. Saygılı olmayı sizden mi öğreneceğim hocam? Bak sabahtan beri bağırarak konuşuyorsun. Hocam lafımı bitireyim sonra dökün içinizdekileri. Ahmet. Yavrucuğum. Gergin başlamayayım hocam. Ziya hocam genel bir Fenerbahçe değerlendirmesi alabilir miyim? Yavrucuğum. Hocam ben Ahmet hocamın sözlerine katiyen katılmıyorum. Bu sezon Aziz Yıldırım'sız bir Fenerbahçe'yi bütün bir lig boyunca izledik. Hanginiz tahmin edebilirdi ki Aziz Yıldırım'sız bir Fenerbahçe'yi sahada bu kadar Aziz Yıldırım'sız Fener'i bu kadar iyi bir göreceğini hocam lafımı kesmeyin. Mafya lideri, diktatörü, yöneticisidir. Hocam daha suçlamalar yapılıyor ama daha belirlerden bir şey dışarıda yok. Olmuş olması. Onları bir kenara bırakalım. Hiçbir şey etkilemez. Hocam Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım'sız izledik. Ben en zor konuşuyorum. Hem futbolcular hem yönetim olarak bence Fenerbahçe'yi takdir ediyorum öncelikle. Fenerbahçe'nin yaptığı bu işler temizdir diyen şerefsizdir. Hocam lütfen. Destekleyen şerefsizdir. Hocam bakın ben de sizi sevmiyorum ama lütfen şahsa küfürler yapmayın. Hocam o zaman lütfen. Bu konuda uzaklaşalım. Ya bana kimse yayılmasın. Hocam bir saniye. Bana kimse yayılmasın. Hocam Fenerbahçe... Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye Federasyonu. Futbol. Merkez Hakem Komitesi'yle. Bak. Arkadaş. Bana kimse yayılmasın. Hocam. Ben sonra konuşayım. Metin Tokat'ın liderliğinde Merkez Hakem Kurulu bir şaklabanlar kuruludur. Hocam biraz futbola girmek istiyorum. Futbolun içine sahaya dönelim hocam. Şampiyon bir Galatasaray Fatih Terim'in etrafında toplanmış iyi bir sezon geçirdi. İyi bir sezondan sonra eksiklerini buluyor musunuz Galatasaray'ın? Nasıl bir dönem geçirdi? Galatasaray aslanlar gibi top oynadı. Kupayı da kaldırdı. Ziya hocanın bahsettiği Fenerbahçe şikeci. Zaten Galatasaray'daki aradaki fark puan farkını da görüyorsunuz. Fenerbahçe bu kadar kötü futbol, bu sezon kadar kötü yönetim, yönetimsiz başkan bir yönetimsiz ya, bir hocam ağzınızı bozmayın lütfen. Hocam Fenerbahçe'yi saatler 12 geçti ama hocam. Ya durun bir dakika. Mesela kim saat 2'de geçti. Saat 12'de geçti. Saat 2'de geçti. Söyledikleriniz hak edelim hocam. Aşağı 6 yazı geçti. Bak. Bizim bir arkadaş intihar etmek için Boğaziçi Köprüsü'ne gitti bak. İntihar etmeye kalktı. Adama 2 ay sonra gün vermişler ya. Hocam senden de bu kadar beklenir ya. Nereye bağlayacaktınız hocam konuyu? Yani de. Türk futbolu. Hocam. Fener'e gidecek olursak hocam. Hocam. Aziz Yıldırım. Mahmut Özgener. Yıldırım Demirören. Bu üçünün tiyatro piyesine hepimiz alkış tuttuk beyler. Eğer oturup doğru konuşalım. Bunda basın, yani Gökmen, Erman Hoca, Serhat özellikle sen ve Ziya Hoca. Biz çanak tuttuk, bu şaklabanları destekledik. Hocam çanak videoyu boş verdi şimdi, bu Emre belası var. Terörist midir nedir? Hocam lütfen terörist demeyelim. Yok ya, böyle yapar. Hocam biz o konulara girmeyelim. Yapmayın ya. Hocam, tekrar sana söyleyeyim. Siz Emre'yi bir dinleseniz yaptığı bütün hareketlere hak verirsiniz. Tamam benim de hocam, kınadığım hareketleri var ama lütfen futbolcuların şahsına
direkt göndermeler yapmayalım. Hocam çeşitli burada teknikler alıyorum şimdi hocam. Emre sizin sövse böyle bir kayışlasa hoşunuza gider mi hocam? Emre herkesi seviyor. Bu ne? Bu ne? Hocam lütfen. Hocam lütfen. Saygı istiyorum hocam. Saygı istiyorum hocam. Serhat Bey aldı. Kötü örnek alayım sen ya. Altıcı geçirmek özür diliyorum herkese. Ziyacım. Arkadaşlar ben var ya. Susar mısınız? Tatlı getiriyor. Emre'yi burada tartışamayız. Burası ağır meydanıdır. Hocam. Emre gibi tatlılar, tiyatrocuları burada tartışamayız. Bu nedir hocam? Şimdi arkadaşlar bakın. Sevgili Türkiye futbolu izleyenlere. Biz ne yapıyoruz bu akşam? Futbol konuşuyoruz. Futbol teatrisi. Fikir 2011. 2012. Sezonun bitimini konuşuyoruz. Hocam, Türkiye futbolu. 10-15 senedir bakın. Bu nedir hocam? Bundan farkı yok arkadaş. Nedir hocam? Yapma bu hocam. Tatlı gibi görünüyor. Tatlı hocam. İzleyen çok izliyor güzel. Ama. Çok güzel bir tatlı. Götüren getiriyor. İzleyiciler aldı. İzleyiciler böyle bir onu. Bunu yapmayın abi. Bunu yapalı yap. Bunu en çok nerede yerler? Ahmet iyi bilir. Biliriz hocam. Gökmen de bilir. İlton'da iyi. İlton da çakalım. Hanım bak var yapmayın ama yapmayın. Hanım izliyor programı hocam. Serhat Bey saat geçti artık söyleyebilirim değil mi istediğim? Yok lütfen hocam saygı sınırlarını aşmayın hocam. Hocam o tatlının yani... Hocam biz mi çok negatif düşünüyoruz hocam? Çok şey var ama... Geçen sene Arda Turan izledi hocam. 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 Geçen sene Arda Turan izledi. Lig negatif. Lig negatif. Bu ortamın tepedekiler. Futbolun derin devleti. Kimlerden bahsediyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu. Açıkla. Bir saniye hocam. Başta bak. Aziz Yıldırım, Mahmut Özgener, onun eyyamcısı, soytarısı. Katılıyor muyuz? Bu konuda hemfikir miyiz? Diğeri Yıldırım. Kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Yapmayın hocam. Tamam. Hocam yapmayın. Siz de Türk futbolunda adam bırakmadınız. Yönetimde adam kalmadı Allah aşkına. Adam değiller hocam. Hocam, kurunun yanında yaşı da yakmayın. Gözünüzü seveyim. Mikroorganizma bile değiller. Kurunun yanında yaşı da yakmayın. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Kurusu yaşıyor hocam bu işin. Artık her şey çamur olur. Hocam. Allah her şey çamur olur. Evet doğru. Tiyatro. İşini doğru düzgün de yapan da futbolcu, var. Futbolcu hakemi öne sürüyorlar arkadaşlar. Yapmayalım. Hocam gündemin dışında kalan bir Beşiktaş görmüyor musunuz? Hiç bahsedilmedi. Yıldırım'ın Demirören'in gölgesinde kalan bir Beşiktaş var bu yıl. Peki Beşiktaş'ı bu duruma düşüren neden TFF'nin? Yıldırım Demirören Jimnastik Kulübü diyorum ben. O tüm olayı kendi bünyesinde toplayıp Beşiktaş'ı yapayalnız bırakıp kenara çekilmiştir. Benim Yıldırım Demirören'den hiçbir konuda iyi bahsetmem söz edilemez. Yıldırım Demirören kukla oynatan bir göstericidir. Beşiktaş oyuncularını, antrenörlü taraftarını böyle oynatmıştır. Benim diyeceğim o. Arda Turan'dan bahsetmişken bir kere şu sezonda Semih'e 90 dakika maç oynatılsa Arda'nın lafı geçer mi? Hangimiz Arda'yı biliyorduk şu an? Ya hocam Türkiye Futbol Federasyonu. Artık bu federasyon yüzünden. Hocam. Hocam yemediğimiz laf kalmadı tapelere hocam. Tapelere girelim hocam. 25 yıl yedik biz tapeleri. İ nokta Ahmet Çakarlar. O nokta. Ç nokta Ahmet Çakarlar hocam. Neler hocam, gördük dikkat biz. Dikkat edelim hocam. Bu stresleri biz dayandık ya hocam. Ya neye dikkat edeceğiz Serhat'cığım ya. Onlar dikkat etsin hocam. Tapelerde neler geçmiş. Tapelerde federasyon başkanı neler demiş bunları biz o seviyede basın biliyor. Bana da mesaj çekiyorlar mesaj. Ne olur hocam? Hocam. Adam. Hocam. Hiç mi pozitif bir şey yoktu bu sene futbolumuzda? Yok hayır. Bu sene. Ya araya ver. Bana kimseye yapmadın. Bana mesaj geliyor. Damına koyayım hoca diyor. Damına hocam. Damına. Ne yapacaksın? Damı mı deneyeceksin? Ne yapacaksın? Damı deneyim. Ha, damı dönecek, kazamaza koyacak. Bu sene bence Türk futbolunda... Damı nasıl koyacaksın da? Bu sene bence Türk futbolunda 90 dakika boyunca
izlenebilecek maçlardan bir tanesi Fenerbahçe. Yer mi Ziraca? İkincisini de hocam, tabii ki de Beşiktaş. Aa, ben hocam. Hocam ben yayınlıyorum. Hocam ben dinleyelim. Ha, sen hadi. Bu tartışmaları al. Hocam boşver. Hocam. Türkiye. Türkiye futbolu arkadaş. Türkiye futbolu. Bu delik de çok Türkiye futbolu bunun eski hali. Ya da Şemsiye. Şemsiye. Türkiye futbolu. Hocam. Pardon hocam. Enimle şerbet oldu. Yalar mısın ama hocam? Yalar mısın deyince ben bilip tadı hakkında aklıma geldim. Hocam yapmayın. Canlıyız hocam. Evet hocam, saatlerde 4'ü geçti bu sırada. Lütfen dikkat edelim biraz sana. Evet. Ya bırak beni. Dikkatimi kaldı ya. Tatlı tatlı mı kapatsak programı hocam? Tatlı kapatalım. Yani, tatlı eğlendik. Tatlı yedik, tatlı yedik. Yani artık senden de bir şarkı bekleriz hocam, o kadar da şey. Hadi hocam, hadi hocam, hadi hocam. Ben bunu yiyeceğim. Hadi hocam, hadi. Evet sayın seyirciler, güzel bir programı geride bıraktık. Seneye daha güzel bir sezon geçirmek üzere hepinize iyi tatiller diliyorum. Yazınız güzel geçsin. Eyvallah. Neyse bu nasıl oldu? Bence oldu.